Merhaba arkadaşlar. Convex Adam'ın ekibi olarak yine bir ilke imza attık ve dünyanın ilk yobaz pasta fayanını bulduk. Hocam, sırada e-postalarımız var inşallah. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Emredin hocam inşallah. Ya sen çok aşırı tatlı bir şeysin ya. Ne yaptın sen küçükken? Val falan mı yedin çok? Bir insanın her şeyi mi güzel olur ya? Kendi güzel, içi güzel, huyu güzel. Maşallah beni de çok seviyor. Hı? Öyle mi? Öyle inşallah. Hocam maşallah. Eisenhower'dan bir kardeşimiz yazmış inşallah. Hocam, internette sizinle ve yüce uçan spagetti canavarıyla dalga geçen videolar yayınlanıyor. Bu adamlara küfür etmek istediğimde büyük büyük kelimeler kullanıp dalga geçiyorlar. Ne dediklerini anlamıyorum. Acaba bu tür insanlara nasıl küfür etmeliyiz? Evet, evet. Bu kardeşimizin neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Bu evrimciler üniversitelerde böyle abuk subuk yabancı kelimeler öğrenirler. Ondan sonra da ne yaparlar? Bu kelimeleri bizi büyülemek için kullanmaya çalışırlar. Özellikle bu kendine bilim adamı diyenler. Bunlar böyle size acayip acayip şeyler anlatırlar. Böyle dinlediğiniz zaman sanki böyle mantıklıymış gibi gelir. Çünkü neden? Çünkü bunlar size büyü yapmaktadırlar. Doğru hocam inşallah. Bakın bilim kaç yılında icat edildi? 76 yıl önce Mason lobisi tarafından icat edildi. Ne amaçla? Mason lobisini yayma amacıyla. Bugün bilim adamlarına bakın, hepsi tek tek Mason lobisine üyedir. Doğru mu? Doğru inşallah. İnşallah maşallah. Kardeşimizin sorduğu soruya gelince yapmamız gereken derhal bu kişilere kimliğimizi saklayıp küfretmek ve diğer kardeşlerimizi de bu yolda teşvik etmektir. Evet, sıradaki e-postaya geçiyorum inşallah. Hocam, ben Danimarka'nın İnceya kasabasından yazıyorum. Ay yine mi? Ya her programda da arıyor bu çocuklar ya. Hocam Danimarka'da bile hayranlarınız var inşallah. Sizi çok beğeniyorum. Kendimi size çok yakın hissediyorum. Sizi adeta üçüncü dedem olarak görüyorum. Ay çok tatlılar ya. Bana da dede demişler baksana. Baba da değil. Benim bir dedem sizden yaşlı, öbürü genç olduğu için sizi ortadaki dedem olarak kabul ediyorum. Ortadaki dede en makbuldür inşallah. Benim merak ettiğim konu şu. Ben motor sporlarına ilgi duyuyorum. Sizin de motor sporları konusunda uzman olduğunuzu duydum. Ama motora önden binmenin günah olduğunu duydum. Arkadan binmek caizmiş. Doğru mudur hocam? Allah Allah. Uçan spagetti canavarı. Benim motor sporlarıyla ne alakam olur ki? Hocam herhalde yanlış adrese yollamış inşallah. Çok ilginç. Motora arkadan binmek. Hocam bir şey mi oldu inşallah? Maazallah. Yok yanlış adrestir. Başka e-postaya geçelim. Hocam telefon bağlantımız var. Hayırdır inşallah. Evrim saçmalı Profesör Richard Dawkins hattın diğer ucunda inşallah. Hocam şu kulaklığı takarsanız çevirmen söylediklerini tercüme edecek. Bağlandı mı? Hocam, connecting to host inşallah. Hello, can you hear my voice? Duyuyoruz sevgili Dawkins. İzninle sana birkaç soru yöneltmek istiyorum. Yes, of course. That is why I called your channel. Siz Tanrı Yanılgısı kitabınızda uçan spagetti canavarının doğru olmadığını iddia ediyorsunuz. Doğru mu? Doğru inşallah. Well, I suppose I never thought someone would actually take the flying spaghetti monster seriously. Eğer uçan spagetti canavarı yoksa o zaman evren nasıl oluştu? Açıklayabilir misiniz? Fuck me with a monkey. As I said a million times, we don't know. But there are theories which can be... Herhalde güneşler, yıldızlar, evrenler, uzaylar kendi kendilerine oluştu. İnsancık molekülleri de kendi kendilerine bir araya geldiler, insanı oluşturdular diyeceksiniz değil mi?
No, of course it wasn't by accident. That's a ridiculous thing to say. But if you think about the laws of physics, you can... Bakın, ben siz bilim adamlarını anlamıyorum kardeşim. Yıllarca okullarda okuyorsunuz, o kadar formüller, kitaplara ezberliyorsunuz, o kadar kişi kafa kafaya veriyorsunuz. Bir şu evrenin sırrını çözemediniz kardeşim. Hocam, o kadar aç insan varken bu kadar paranın evrim saçmalığını araştırmaya harcanması ne kadar mantıklı, onu da düşünmek lazım inşallah. Biz size yıllar önce söyledik evreni uçan spagetti canavarı yarattı diye. Yok hala daha kanıt arayalım, yok onu araştıralım, evreni araştıralım, yok evrim saçmalığını araştıralım. Boşuna evrim saçmalığı dememişler inşallah. Sen ne tatlı bir şeysin ya. Ya bugün aşırı bir tatlılık var sende ya. O sizin tatlılığınız hocam inşallah. Sana da bu renk yakışıyor ha. Zilli seni. Pardon me, I'm sorry to interrupt, but there are some people whose time is actually valuable. Ha, affedersin, buyur. If I may ask you a question, why are you so opposed to science with all of its reason and evidence to back up its claims? Canım güzelim, ben sana bilimle uğraşma demiyorum ki. Uğraş, hobi olarak uğraş. Ama yani bilim yapacağım diye böyle dine ters ters şeyler söylersen, o zaman demezler mi sana bu adam mason lobisi mi yapıyor acaba diye? Sen daha düne kadar dünya yuvarlak diyenlerden değil miydin çocuğum? I'm sorry, I believe the translator must be broken or something. Hocam, adama kal geldi inşallah. Cevabı veremedi inşallah. Can you please stop saying inşallah? You're flooding my translator. Evet, sinirlendi. Siz yuvarlakçılar, dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Önce onu söyle. Are you on some kind of experimental medication that I'm not aware of? Peki o zaman, dünya yuvarlaksa, bak şimdi, dünya senin dediğin gibi bu şekilde yuvarlaksa, tamam mı? Türkiye'den Amerika'ya giden bir uçak nasıl gider? Dümdüz gitmez mi? Dümdüz gider inşallah. Hocam? Peki dünya yuvarlaksa, böyle dümdüz giden bir uçak bir süre sonra böyle uzaya çıkıp gitmez mi? Is there someone actually there? A human being that I can communicate with? Hocam? Bugün biliniyor ki bu yuvarlakçılar, bunlar mason lobisinin adamlarıdır. Doğru mu? Have I been punked? Is that what this is? Is Ashton Kutcher responsible for this? Başlıca yuvarlakçıların arasında da homoseksüel satanist şarkıcı Marilyn Manson gelir. Okay, right. I'm going to hang up now. Perhaps we can continue this when they've finished installing your brain. Hocam, biz dünyayı yuvarlak kabul etmişiz. Bizim dine uygunmuş. Tamam, ben de onu diyorum zaten. Bakın burada ne yazıyor Pastafaren İncil'inde. He has two meat balls. Yani onun iki adet et topu vardır. Yani bu toplardan biri güneşi, diğeri dünyayı temsil ediyor. Doğru mu? Doğru hocam inşallah. Uçan spagetti canavarının bu kitabı 80 yıl önce yazıldı. Henüz bilim icat edilmemişken. Doğru mu? Öyle hocam inşallah. Henüz bilim icat edilmemişken yazılan bu kitabın hala da kutsallığından şüphe edenler var. Buna rağmen hala da bizi gerçek din olarak görmeyenler var inşallah. Hocam, PSV Eindhoven'dan bir okuyucunuz yazmış. Bilgisayarlar çiftleşerek ürüyor demiştiniz. Bunu açabilir misiniz? Diyor. Neyi açacağım anlamadım. Yani burada canlı yayında şimdi cinsellik dersi mi vereyim? O arkadaşımız gitsin bilgisayarları biraz incelesin. Neden bazılarının ucunda flash bellek var, ötekilerde USB deliği var? Ha? Yani her şeyi de bizden beklemesinler. Doğru mu? Tabii bunlar böyle analarının karınlarından koca bilgisayar olarak doğmuyorlar. Bakın böyle bebek databank olarak doğuyorlar. Bak. Canım, güzelim benim. Kurban olurum ben seni yaratan uçan spagetti canavarına. Hocam tanıdı sizi inşallah. Şuna bak. Amcasını dikkatle nasıl dinliyor bak. Programın başından beri sizi dinliyor. Evet. Sierra Leone'den bir kardeşim soruyor. Sayın hocam, Paskanluma Pastafaryan olmuş. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabi Pascal Numa aslında hep Pastafaryan'dı da bunun farkında değildi. Biliyorsunuz sevgili Pascal çok edepli, terbiyeli, kibar bir insandır. Hani erkek güzeli derler ya. Büyüklerine saygılı, hoş sohbet, kadir şinas, müşkül pesent, izzeti ikram, tecahülü arif. Bir sorusu daha varmış hocam. Sizin uçan spagetti canavarının peygamberi olduğunuz doğru mu diyor? Benim kesinlikle peygamber olmamla ilgili bir iddiam yok. Ama tabii peygamber de çıkıp da ben peygamberim diyecek değil. Bir de biliyorsunuz peygamberlerle ilgili anlatılan özelliklerden şöyle bir 100 tanesi falan bana uyuyor. İşte karşı cinsi büyülüyor falan. Doğru mu kızım? Öyle hocam inşallah. Sonra saçlarıyla dikkat çekiyor. Hayvansal cazibesi var. İnsanların gönlünde taht kuruyor. Diğer özellikleri de zaten benpeygamberimlan.com isimli sitemden takip edebilirsiniz. Ama benim kesinlikle peygamber olmakla ilgili bir iddiam yok. Hocam İnciye'den bir e-posta daha geldi inşallah. Vallahi onlar da programın sonuna kadar takip ediyorlar ha. Oku bakalım oku neymiş derdi. Hocam Lady Gaga yazdığı makalelerle evrim saçmalığını çürüterek uçan spagetti canavarının varlığını kanıtlamış. Bunun hakkında ne diyorsunuz? Tabii tabii. Ben bu Lady Gaga'yı zaten küçüklüğünden beri tanırım. Hanım hanımcık, hanımefendi, çok tatlı, bal gibi, kaymak gibi, şeker gibi bir insan. Her şeyiyle güzel. İçi güzel, ruhu güzel, bahtı güzel, götü güzel, aklı güzel. Kedi canını senin.